Arkadaşlar, TRFUTBOL Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız ise bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu her zamanki gibi transfer haberleri. Videoya geçmeden önce Instagram hesaplarımızı takip ederek bize destek olabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları da buradan bize sorabilirsiniz. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Siyah Beyazlılar bu doğrultuda kadro yapılanma çalışmalarını sürdürürken sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek Bernard'ın transferinde büyük bir mesafe kat etti. Takımıyla olacak sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediğini defalarca vurgulurken Beşiktaş'ın yıldız futbolcuya 3 yıllık 3,5 milyon avrodan 4 yıllık ön anlaşmaya vardığı öğrenildi. 15 kez Brezilya milli takımının formasını giyen ve geniş kadroda zaman zaman kendisine yer bulan Bernard hem 10 numara pozisyonda hem de iki kanatta forma giyebiliyor. Beşiktaş'ın Taliska veya Kolejman herhangi birinin takımdan ayrılması halinde Bernard'ı kadrosuna katması bekleniyor. AS gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre 25 yaşındaki Solbek, Katalan devi Barcelona'nın önümüzdeki yazki transfer döneminde bir numaralı hedefi konumunda. Haberde Barça'nın Bayern'den bu transfer karşılığında aynı pozisyonda forma giyen Fransız oyuncu Lucas Digne'i önereceği belirtildi. Bayern ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alaba'nın transferi için Katalan kulübüne en az 90 milyon euro gözden çıkarması gerektiğini öğrenildi. Almanya Spor Gazetesi yazarı Sebastian Oğuzhan hakkında açıklamada bulundu. Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Oğuzhan Öz Akıp uzun süredir Dortmund'un takibi altında. Türkiye'den gelen raporlar 25 raporlar 25 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesi için 12 milyon avroluk bir ödeme olduğunu ve bunun yapılması halinde transferin gerçekleşeceği şeklinde. Bu şartlarda Oğuzhan'ın transferi karlı olabilir. Ancak Premier Lig ekiplerinin ona ilgisi ve teklifleri nedeniyle kendi ücret talebi yüksek seyredebilir. Oğuzhan kariyerinin sahnesinde önemli işler yapmış ve kendini kanıtlamış bir yetenek. Paris Ergenmen'den geçtiğimiz yaz 180 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kiraladığı Keylan Mbappe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Adabasının da Daily Mirror gazetesi Manchester City'nin Fransız golcüyü yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde PSG'nin UEFA Avrupa tarafından uygulanan fin finansal fire play kuralları çerçevesinde yaptırıma uğraması durumunda vazgeçeceği ve bu durumda Manchester City'nin de devreye gireceği belirtildi. City yönetiminin söz konusu transferi gerçekleştirebilmek için ise en az 180 milyon avroluk bir teklifte bulunması bekleniyor. İtalyan basındaki Real Sport'a çıkan habere göre bu sezon Chelsea'de beklentilerin altında kalan Alvaro Morato Juventus'a dönmeye yakın. Bu sezon yeter ki kadar forma şansı bulamayan Mario Mandzukic ise bu transfer gerçekleşirse daha da geri plana atılacak, gözden çıkarılacak. Haberde Mario çekin Man bir türlü söyleyemiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Mandzukic Mandusi sıçtık arkadaşlar. Mandus için Türk ve Çin takımlarda teklifleri olduğu da yazılmış. Bilindiği üzere Mario Mandusic ismi uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı. Domagoj Vida Mandusic'e komutu Beşiktaş yaparım demişti. Hatırlanacağı üzere Domagoj Vida transferi sonrasında yaptığı açıklamada Mario Manduzic'e transfer ihtimaline değinmiş ve Komtu Beşiktaş için bizim beklentimiz Mario Manduzic'ti. Hırvatistan milli takımına arkadaşım belki de Manduzic Komtu Beşiktaş derim sosyal medya hesabı yok arkadaşlarım gönderdi ben de orada izledim videoyu ifadelerini kullanmıştı Manduzic ise. Evet arkadaşlar Manduzic'in ismini söyleyemediğim için de sizlerden özür diliyorum. Eğer bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız like butonuna basmanız, kanalımıza abone olmamız, olmanız ve güzel yorumlar yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Geliştikçe kanalın kalitesi, sesimin düzeyi de düzelecektir. Buna inanıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Güzel günlerde. Görüşmek dileğiyle.